Üstad Bediüzzaman Said Musa Hazretlerinin Risale-i Nur talebelerine verdiği bir virt var efendim. Biz bu azimenler olarak virt yapıyoruz efendim. Virtlerimiz var. Bunların haricinde kendimize ayrıyeten virt edinme doğru olur mu? Soru anlamadım. Efendim Üstad Bediüzzaman Hazretleri virt söylemiş. Risale-i Nur'da belirli bir evradımız var yani. Evet efendim. Evet. Evratlardan bahsetmiş. Bu evratlarımızın içinde efendim cevşen evrad-ı kutsiye var. Efendim buna Celcelüte'ye kitabında eklesek bir sakıncası olur mu? Olur tabi. O zaman sen bir çığır açmış olursun. Sen de bir Bediüzzaman olmuş olursun. Eğer makbulsa sana uyan da kazanır, sen de kazanırsın. Makbul değilse sen de ceza görürsün onlardan. Yol açanların evradına ilave ve çıkarma olmaz. Mesela biz şimdi cevşenlerde şey var, Amener Resulü var. Biz onu okumuyoruz. Çünkü benim ilk elime geçen Cevşenül Kebir'de 61'de orada Amener Resulü yoktu. Sonra ben diğerlerinden tahkik ettim. O Trabzonlu kardeşlerim falan tahkik ettim. Onlar araştırdılar. Üstadın evradında yani surelerin içerisinde Amener Resulü yok. Onun için biz onu okumuyoruz. Burada olduğu halde okumuyoruz. İlave olmaz. Onu Said abi ilave etti. Ben biliyorum onu. Said Özdemir ilave etti. Said Özdemir'in öyle bir selahiyeti yoktur. Onun için yol açanların evratlarına ne ilave yapılır ne çıkarma yapılır. İlave ve çıkarma olursa o gruptan ayrılmış olursun. Şimdi biz mesela Risale-i Nur talebelerine 5 vakitte dua ediyoruz. Yazıcı kardeşler bundan istifade edemezler. Çünkü onlar evradı değiştirmiş. O şeyi, ismi azamı değiştirmişler. Daha başka yerler değiştirmişler. Ondan istifade edemezler. Değişmeyecek. Bende 88 basımı var Cevşen efendim. Hı? 1988 basımı var Cevşen. Onda da Amener Resulü yok. Yok değil mi? Yok. 88. Mazam tesbihatlarda 42 tane. Yazıcı kardeşler bunu 54'e çıkartmışlar. İsmi Azam tesbihatlarda 42 tane. Yazıcı kardeşler bunu 54'e çıkartmış. İlave. Bir nokta bilerek ilave etse veya çıkarsa o zaten evrada olmaktan çıkar. Değişir. Menüstad Hazretleri evrad-ı kutsiye diyor. Aslında onun aslı evrad-ı baahiyedir. İmam Rabbani Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin olması lazım. Onun evradıdır. Üstad ona ilaveler ve çıkarmalar yaparak kendine evrad yapmış onu. Artık o evrad-ı kutsiye üstadın evradıdır yani. Gücü var, selahiyeti var. Tebdil etmiş, kendisine almış onu. Bir kimse onu evrad-ı bahiyye olarak okuyamaz yani. Evrat meselesi mühim bir meseledir. Bizim Cemalettin Hoca'nın hikayesini birkaç defa anlattım size. Malatya'da dükkanda oturuyorum diyor. Sabah erken gittim. Her Ramazan'da Malatya'ya vaiz verirlerdi. Bizim Elazığ vaizidir. Cemalettin Emiroğlu. Allah selamet versin. Oturuyoruz diyor, bir gariban girdi içeri, vatandaş. Ya dedi ki, Allah billah aşkına dedi ki, ya bana bir mürşit söyleyin arkadaş. Ben senelerdir mürşit arıyorum kendime. O da demiş, yani mürşit neyse, demiş bana evrat versin, evrat çekeyim. Boş, kabak gibi. Ya demiş ki çek, ben sana evrat veriyorum demiş. Ne çekeyim demiş, 1000 defa la ilahe illallah dediğinde.
Hay Allah senden razı olsun Hoca Efendi demiş. Elini de öpmüş. Çıkmış gitmiş. Cemalettin Hoca diyor, akşam gittim eve. İftar ettik, gittim eve işte yatacağım. Yattım diyor. Tam uykuya geçiyorum diyor. Sağ yanıma bir tekme geldi ama canımı aldı. Kalktım, la havle ve la kuvvete illa billah. Okudum, üşüdüm, bilmem ettim. Yine yattım. Bu sefer sol tarafıma. Yani öyle şey değil, rüya mıya değil diyor. Elimi koydum, acıyor yani. Şey acıyor yani. Bu sefer sol tarafıma daha şiddetli bir tekme. Ve ses dedi ki, sen ne zamandan beri mürşid oldun da insanlara evrat veriyorsun? Kalktım, tövbe estağfurullah, sabaha kadar uyuyamadım. Ben bu adamı nerede bulayım, bu adamdaki verdiğim şeyi geri alayım, yoksa bu bela. Neyse sabah erken kalktım, hemen gittim yine o dükkana. Dedim ki ya o adam bir daha uğradı mı? Dedim, yok hoca nerede uğruyor? Dedim ki ya Allah billah aşkına gelirse mutlaka görmem lazım, mutlaka. Neyse o gün herhalde görmüş. Demiş kardeşim ben mürşit falan değilim. O evradı bırak başka ne okuyorsun oku demiş. Veya kendin oku demiş yani. Ben söylemedim. Halbuki kendisi de ehli tariktir. Burada İskender Paşa'ya bağlıydı yani. Kendisi de ehli tarik, o işi bilen adam. Alim, hoş, iyi de bir vaaz. Bizle cedelleşmesi başka. Biz yeni azimendi sarıp sardık. Kürsüden demiş bunlar fitne çıkarıyorlar. Ben mahbabım yani her gün dükkana geliyor, oturuyoruz, konuşuyoruz. Muhabbet ettiğimiz adam, benim yaşlı biraz. Bana söylememiş, kürsüden söylemiş İzzet Paşa. Ben duydum. Ondan sonra kendisine bir pusula yazdım. Ha, böyle 5 dakika, 10 dakika bir gün sarık sarmakla sünnet mi olurmuş? Efendime söyleyeyim. Sünnete bir kere yaptın, bir daha bırakmayacaksın falan gibi böyle sallamış yani. Ben de bir pusula yazdım, gönderdim. Dedim Hoca Efendi, acaba insan kaç saat yapsa sünnet sayılıyor? Bir sünnet seneye insan kaç saat yapsa sünnet sayılır? Tabii hatasını anladı. Ondan sonra bir daha oldu. İşte 1937'de hutbeler Türkçe okunmaya başlandı falan dedim ben. Bu 1940'da mı 42'de hutbe yazmış. Börekçi. Bir de şeyden Harf İnkılabı'ndan evvel 28'den evvel. O Kur'an adıyla yazılmış tabii Harf İnkılabı'ndan evvel olunca. Bu da bunu alıp okuyor, tetkik ediyor. Okuyan bir adam. Ben öyle deyince Osmanlılarda da demiş Türkçe şey yap. Nasıldı o? Osmanlılarda da Türkçe okunuyordu. Hutbelerde Türkçe okunuyordu. Dedim bana kitabını göstersin. Hemen gitmiş kütüphaneye tabii, müftülüğün kütüphanesine o kitabı çıkarmış. Bakmış ki 27'de mi ne yazılmış? Yani Harf İnkılabı'ndan biraz evvel yazılmış. Ondan sonra sesi çıkmadı. Rahatsızmış. Ağır hastaymış. Allah hayırlı şifa ihsan etsin kendisine. Allah bize söylettirdi ki cemaatin duasını al o adam. Çok hoş bir adam. Çok kıymetli bir insan. Yani vaazı da kendisi de oturaklı bir insan. Allah hayırlı şifa ihsan etsin. Amin. Buyur.